Games, Ambilight TV, Cenk ve Erdem'i sunar. Ben dıbılaklarla başladım güne. Dıbılak dansı bilmem mi? Dikkat edersen bir şey demedim. Çünkü ona dans bile kaldım. Diyemiyorum. Ama benim dansıma dikkat ettiysen dizlerimin nasıl kendi etrafında 360 derece döndüğüne dikkat etmişsindir. Evet, sende baykuş dizleri var diye düşünüyorum. Yani baykuşların kafaları nasıl kafa dönüyorsa. Kafa döndürmesi gibi, evet. Evet, sende dizler öyle. İlginç bir eklem yaptırmışsın. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydınlar. 6 Ekim 2016'dan sizlere sesleniyoruz. Kim bilir siz hangi tarihtesiniz? Biz 6 Ekim 2016'da kalmış vaziyetteyiz. Ama güzel bir tarih olduğu için kaldık, yoksa niye kalalım, değil mi? Tabii yani, bir de sıcak, güvenli. Bugün 6 Ekim olduğuna göre saatlerimiz de 6.30'u geçmiş olmalı, öyle değil mi Cenkçiğim? Tam 6.30 olması lazım değil mi? 6.30 idi başladık, 6.31 oldu şimdi. Peki İstanbul'da bazı noktaların bir hafta boyunca trafiğe kapatılacağı söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksin? Bu konuda şunu söyleyeceğim. Yarım saattir kapalı bile. Kapanı olayı yarım saat önce başladı. Ve 13 Ekim'e kadar da devam edecek. Onu söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Hangi noktalarmış bunlar canım Cenk'im? Bu Harbiye'nin orada işte bu enerji kongresi olacak. 9-13 Ekim arasında. Hı. Ama bugünle itibaren diyor haberde... Yani işte yarım saat öncesinde kapanan bu güzide yollarımız Harbiye o civarlar, işte oradaki kongre merkezi güzel. Civarı. Yani sonuçta millet trafikten zaten bunalacaktır köprüde, orada burada. Arabalarını oralarda bırakıp doğru Harbiye bölü tarafına hücum, yani oradaki o boş yollardan istifade etmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, ben bir makalemde tıkanmasından ziyade kapanmasını tercih ederim şeklinde bir söylemde bulunmuştum. Bu kadar kısa bir makaleydi. Evet, gerçekten ilginç. Sırf bu söylem için bir makale yazılmış olması da aşırı enteresan. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bugün programımızda işleyeceğimiz konularla ilgili şöyle 3-5 önden demo yapsak mümkün mü? Mümkün. Harbi civarında bu enerji kongresi olacak. Tamam, onu yaptık. Daha ileriki konulardan bahsediyorum. Trafiğin kapanması var. O da var. Onu da yaptık. Ha. Başka böyle ünlülerle, haberlerle falan ilgili bir şeyler yok mu? Ünlülerden sıkıldım. Zira bu teknolojiler hiç çalışmıyor. Devamlı magazinciler haldır haldır PR haberi atıp duruyorlar. Evet, aynen öyle. Onimli, onimli. Yani başlıklar çok onimli. Bazı konulardaki başlıklar iyice onimli. Evet, bu Amerika'da kasırga sürüyor. Matthew kasırgası 4 eyalette o hal ilan etmişler. Hangi eyaletler bunlar Erdin? Bu Meksika'da falandı şimdi. Demek ki yukarıya Amerika'ya doğru yükseldi. Havayı koklayan adam gelse de detaylı bilgileri alsak ama nerede? Ah işte Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde amcanlar demişler ki bir OHAL ilan edelim de buraya gelecek, burası esip gürleyecek. Benim amcamlar şimdi... oradaydı ki Marmaris'teler. Ha, o zaman sorun yok oğlum. Yani o yüzden yanlış haber Bağdat'tan döndü, bilmem fark ettim. Bir yanlış canım haber değil, amcanlar yanlış yerde oturuyormuş. Neyse, Dilber kızımızla ilgili bir takım söylemlerde bulunmak istiyorum. Yeni kodu. Evet, yeni dead kodlarıyla bizlerle birlikte. Sevilen yetişkin çizgi filmi Family Guy yeni bölümünde yine sansasyonel bir olayı işliyor. Bilmem Dilber'ımızın ne kadar şey olduğunu ve istekli olduğunu anladın. Evet, mikrofonlar küçüldüğünden beri yutmakta kolaylaştı. Bir dakika, bir bakalım neymiş. Sevilen yetişkin çizgi filmi Family Guy yeni bölümünde yine sansasyonel bir olayı işliyor. İlk kez duyduğum bir çizgi filmin sevilen bir çizgi film olması beni gerçekten üzdü. Üzdü, evet. Bilindiği gibi 2014 yılında Jay-Z bir asansörde Beyoncé'nin kız kardeşi Solange Knowles'a fiziksel şiddet uygulamıştı. Eğer Family Guy denilen o çizgi filmde şu an bundan bahsedecekse 2 yıl, hatta aşağı yukarı 3 yıl geriden takip ediyor gündemi demektir ki böyle bir çizgi filmin sevilmesi olacak iş değil. Ama unutulmayan bir olay, yani şu an bile hepimizin hatırında. Yani sevilen yapmış, çizgi film Heidi'dir. Kanye West mi dedi? Norton'dur efendim. Kanye West mi? Kim ne yapmıştı asansörde? Bilmiyorum. Jay-Z falan galiba. Megan'ın yeni bölümünde asansörde Jay-Z ve Solange dizinin başrolü Peter Griffin de katılacak. Allah Allah. Solange kim? İşte sevilen çizgi filmdeki sevilen karakterlerden sevilen bir renk. Hayır, Solange Jay-Z ile beraber asansörde karşılaşan o kadar da sevilmeyen. Yani Jay-Z sevilmiyor, Solange sevilmiyor. Filmdeki başrol seviliyor. O üçüncü kişi girecek. Sevilen girecek bizim asansöre. Müzik liberimiz ne olmuş yani, bu çizgi filmden yapanlardan tanıdığı mı varmış da? Ya işte böyle bir şey yani, bilmiyorum. Niye şimdi artık eski çizgi filmler gibi çizgi filmler yok diye bir haber yapsa daha çok ilgilenirdim açıkçası ve seçicisi. Ney başka? Başka haber yok mu? Bu mu yani? Bu tabii. Bu mu yani? Olsun. Bunu mu koyuyorsun, evet. Önüme haber diye? Evet, önüne haber diye bunu koyuyorum. Hadi.
Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Hayır öyle değil, babaannesi Ale Gungun müdahalesi. Evet, okunmuyor esamesi, bu bir Ale Gungun müdahalesi. Çok ilginç sözler gerçekten. Sözler güzel olunca biz de anlayınca şarkı dalından yenmiyor. O yüzden yabancı şarkılardaki Türkçe kullanımının artırılması evet, bizim dansımıza da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bir aralarda Lobop Lobop diye bir şarkı vardı. Evet, beyin loblarından bahseden bir eserdi. Lobop, yani Lob Operations manasında kullanılıyordu anladığım kadarıyla. Bu Virgin diye bir tane firma yok muydu? Onun bir tane çılgın milyarderi vardı. Çılgın Virgin. Çılgın Virgin. Evet, o demiş ki 250 bin dolar temel eğitim vereceğim, uzay eğitimi. Herkesi uzaya çıkaracağım isteyenleri. Ay'a ama götüreceğim. Benim kendisine bir tavsiyem, öncelikle saçlarını 80'ler kesiminden kurtarması gerekiyor. Yani eğer müşteri kazanmak ve uzaya gidecek insanları ikna edebilmek istiyorsa. Ya da vitrinden çekilmesi lazım. Çünkü bu haliyle bir country şarkıcısına benziyor. Kendisi Ay'a götürmeden önce de hani bakarsın olmaz beceremeyiz babında dünyanın yörüngesinde bir tane otel yapacakmış. Bence zaten bu amcamız milyonlarca dolar toplamış bile, yani sizi otele götüreceğim, pardon uzaya götüreceğim vaatleriyle. 700 kişi. Evet, yani yarın öbür gün hani ya işte battık çıktık şu oldu estek köstek özür dilerim ama merak etmeyin paralarınızı geri vereceğim şeklindeki söylemlere başlarsa ben şahsen şaşırmam. Bu söylemin bende işte başka türlü milyarder olunmaz gibi bir sosyal mesaj verme isteği doğurdu. Zamane milyarderi mesajını da ben vereyim istiyorum. Yani senden önce davranayım istedim. Cumartesi günü 11 ilçemizde elektrik kesintisi var. Bu ne diyeceksin? Ne oluyor? Bugünden itibaren yollar kapanıyor. Cumartesi günü elektrikler kesiliyor. Gök gürültülü, sağanak yağış İstanbul'da. Enerji kongresi var. Ha, o yüzden elektrikleri kesiyoruz. Yani ne kadar önemli olduğunu gör diye. Bu enerji kongresi haline geliyor anladığım kadarıyla. Enerji kongresi. Fatih, Sarıyer, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburu, Güngören, Zeytinburu, Esenler, Silivri, Arnavutköy'ün bazı mahalleleri. İyi, bizim tarafta bir şey yok. İşte böyle düşünmeye devam ettiğin sürece bu tarz kesintilerle devam edecek. Böyle düşünmeye devam edeceğim. 7.17 gibi güzide bir saat ve Power FM'de sevgili üstadımız, hocamız, film adamımızla birlikte olmak herhalde karşılığı az bulunur şeylerden biridir. Öyle değil mi hocam benim? Öyledir. Şuraya doğru oturayım mı? Yok, oradan değil de şu oradan şey geçiyor. Şuraya arkadaşlar doğru. Eşya taşıyorlar. O zaman şöyle serildim buraya. Öyle serilmeyin de şöyle şey yapın. Dik oturun, ben arkanıza arkadaşlardan şey tamam, getireceğim. Tamam, sağ ol. Binder vereceğim. Şimdi Pele. Buyurun, şunu da şöyle koyayım. Pele'yi bilmeyen onu oraya koyamamış. Pele'yi bilmeyen yoktur. Sehpa'yı alayım mı? Tamam, sen dikkatini sinemaya ver. Pardon, dikkatimi 7. sanata vermek istiyorum. Birth of a Legend. Ama dikkatini sinemaya ver diyorsun, Pele'yi bilmeyen yoktur diyorsunuz hocam. Yani sonuçta biri futbol, biri sinema. Yine Pele'nin hayatı mı? Ben zaten biyografiye, efendime söyleyeyim, romandan uyarlanmış filmlere karşı olduğumu belirtmiştim. Ben de buna karşı... rağmen hala çekiyorlar. Çünkü netice belli. Yani sonu belli olan filmleri kim seyreder Allah kahretmesin. Ne oluyor Pele'nin filminin sonunda? Hiç, Pele emekli oluyor, yaşamaya devam ediyor. Olur mu ama, adamın hayatının sonuna kadar şey yapmıyorlar ki. Adamın yani hayatı bitmedi kesin ki, daha sonuna kadar yapsınlar zaten. İşte ama yani şimdi olan yere kadar, hani selam evden el sallıyorum, çok güzel film oldu demiyor Pele yani. Belki öyledir de biliyorsunuz hocam. Ne demek ne biliyorsunuz? Ah pardon, özür dilerim. Afişte Pele'nin röveşata atarken ki bir resmini kullanmışlar. Sanırım Pele röveşatayı bulan insan olarak biliniyor, öyle değil mi hocam? Olabilir. Sizin de futbolla çok ilgili olduğunuz anlaşılıyor. 107 dakika sürüyor. Yani röveşata değil ama film. Çünkü röveşata dediğiniz bir anlık mesele. Anladığım kadarıyla ya soyunma odasındaki kısmı da çekmişler ya da uzatmalar var. Çünkü normalde 90 dakika sürmeli diye düşünüyorum. Evet, yani Pele evden çıkıyor, soyunma odasına gidiyor, soyunuyor, giyiniyor, çıkıyor, röveşata atıyor, bitiyor film. İlginç. 1950 yılında bu Brezilya Uruguay'a yeniliyor ve Dünya Kupası bu çocuklar için çok önemli hale geliyor. Futbol da çok önemli bir hale geliyor. Bunun üzerine o yıllarda 17 yaşında olan Pele yükselişe geçiyor. Vay, çok pis oynuyorsun, büyüksün falan şeklinde. Pelem şeklinde tezahüratlar başlıyor. Evet, 58'deki İsviçre şampiyonasına kadar ne oluyor ne bitiyor?
bunları izliyoruz. Bütün takımı Pele sırtlıyor. Bütün golleri o atıyor. Atakları o yapıyor. Faulleri Pele yapıyor. Gereken golleri de o kurtarıyor. Kaleye doğru koşup. İki takım arasında hakemliği de yine Pele üstleniyor anladığım kadarıyla. Evet, yani Pele bir takım oyunundan gereken her şeyi yapıyor. Tek kişilik takım Pele. Yeah. De diyebiliriz. Peki filme gitmek için hani bir bahanemiz ne olabilir? Yani işte vurdusu kırdısı yok, sadece evde maç. Evde elektrikler kesik olabilir. Anlıyorum, başka türlü bu filme gidilmez diyorsunuz. Yok. Zaten futbolla ilgili bir şeyi kim seyreder Allah kahretmesin? Maalesef seyredenler var hala. Ne diyorsunuz yani hocam? Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk Erdem devam ediyor. Power FM'desiniz sevgili dinleyiciler. 7.38 saatlerimiz, 6 Ekim 2016 Perşembe gününde sizlerle birlikteyiz. Sadece biz değil sevgili minimal gorgonlarımız da bizlerle birlikte. Normal gorgonlarımızın yanı sıra minimaller de mi ortaya çıktı? Yok, hayır, ben bütün gorgonlarımızın zaten minimal olduğu kanaatini taşıyorum. Bilmiyorum, sen de aynı kanaatli misin? Hayır, bence gayet olgun ve yaşlılar. Tebrik ediyorum. Umarım gorgon kızlarımızla görüşmezsin. Bunlardan bir tanesi olan sevgili hariçten bak bakalım nasıl bir haber göndermiş Cenkçiğim. İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Chelsea Nuno'nun 2 aylık oğlu Junior'ın saçlarını görenler gözlerine inanamıyor. Bu Brighton kenti hani güneşli olduğu için mi bu ismi almıştır? Ne dersin Cenkçiğim? Brighton. Junior'ın 2 aylık bir bebeğe göre o kadar çok saçı var ki bir gören bir daha bakıyor. Evet. Yani çocukların saçı çok olunca sürekli bakmamız mı gerekiyor? Öyle bir kural mı var? Az evvel gördün mü yanımızdan geçen çocuğun ne kadar çok saçı vardı diyen pek çok kişiyi duyar gibiyim. Üstelik 2 aylıktı. Adam bakarak onu da anlamış. Bir de şey diyorlardır, çirkin ama sevimli. Anne Chelsea'nin oğlu Junior'la beraber alışverişe çıkıp eve dönmeleri 2 saati aşıyor. Bu arada oğlunun adını Junior koyması da gerçekten anne Chelsea hakkında fikir veriyor. Bence Junior yerine Little One falan gibi isimler konmalı artık. Tıfıl. Çünkü Junior'ı her gören yanına gelerek onu sevmek istiyor. Sokakta, markette ilgi odağı haline gelen Junior sosyal medyada da fenomen oldu. Evet, evet, yani yanına gelerek değil uzaktan sevmeleri bence çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Lütfen elleşmeyin diye bir tişört taşıyorum. Fakat fenomen olmak için bu yetiyor mu yani? Bilmiyorum, dinleyelim bakalım, devamı da var. Belki başka bir şey daha yapmıştır. Aile çok saçı olduğu için oğullarına ayıcık lakabını takmış. Çocuğu hiç sevmiyor. Önce Junior adını koyuyor, sonra ayıcık diyor. Saçları ayıcık yukarıya doğru fönlemiş bu arada, anası o belli. Yani bu durumda lakabını, ismini falan her şeyini birleştirirsek çocuğa bir küçük ayı söylemi yapılıyor. Peki, anladığım mesela bak kadarıyla. Alaska'da petrol bulunmuş kuzey kısmında. Neden bu kızımız bunu haber yapmıyor da gidiyor böyle abuk bir şey haber diye getiriyor? Çünkü Alaska'da bulunan petrol sosyal medyada fenomen olmuyor. İşte ya da dönen mesela? Ya Alaska'da petrol bulunduğunu gören dönüp bir daha bakmıyor. Çok sosyal bir açıklama oldu. Gel şöyle tokadıma doğru yaklaş. Hadi al bakalım. Great East, yani Büyük İstanbul dedi Sia. Evet, İstanbul'un büyüklüğünü şarkılara bile konu oluyor olması gerçekten çok heyecan verici. Sen karışma Cenkçiğim, böyle bir yarışmacı olarak bu tarz yorumları ancak ben yaparım diye düşünüyorum. Ama Huşevni. Bu arada Huşevnilerin sürekli Huşevni alıyor olmaları da ilginç. Yine kafayı yemiş olması. Evet, neyse. Neyse, ben sevenlerimi selamlayayım da reverans. Ne? Reverans. Reveransla mı selamladın? Salut demeye getirdin anladığım kadarıyla. O ne? Yani işte o da bir tür reverans. Evet. Cenkçiğim, bugün çok önemli, böyle günceli yakalayan bir soru yöneltmek istiyorum sana. Hangi günden kalmam? Son günden, yani daha yeni, haberlere bile baksan şu an görürsün. Bakabilir miyim? Hayır, bakamazsın, bakacaktın şimdiye kadar. Zaten baksan da göremezsin, o da ayrı mesele. Sevgili dinleyicilerimiz de 5. Huşevni'yi belirlemek üzere 0534 517 2383 numaralı hattımıza mesaj gönderebilirler. Ben seçmeyeceğim için boşuna yazmasınlar sıradan halk. Sen bilirsin. Sorumuz şöyle. Yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olacağında uzlaşılan Antonio Guterres Polonya'nın eski nesiydi? Polonya mı, Portekiz mi? Polonya olması lazım. Şimdi düşünüyorum, ikisi de P ile başladığı için. Evet, biraz düşün bakalım. Eski nesiydi? Al işte, hemen 5. Huşevniler gelmeye başladı. Soruyu bir daha alabilir miyim?
Bu cimriler saydırılıyor. Hayır, soruyu bir daha alamazsın. Biraz daha düşün bakalım ne yapacaksın. Yani şimdi eski nesil heterofontez petantontez diye bir isim tanımıyorum. Birleşmiş Milletler dediği AB evet, herhalde. İsmi hemen söyleyeyim Avrupa tekrar. Birliği. Antonio Guterres. Antonio Guterres. Böyle hotorofontes pontorofontes değil yani, onu söyleyeyim. Birleşmiş Milletlerle Avrupa Birliği aynı şey diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletlerle Avrupa Birliği aynı şey değil. Evet, bu arada Portekiz'miş, Polonya değilmiş. Bildim o zaman soruyu. Hayır, bilmedin. Henüz sormadığımız şeyi bildin. Sorduğumuzu bilemedin. Ha, sorduğu da bilmek önemli. Evet. Birleşmiş Milletler'in neyisi? Şıkları alayım o zaman. A. Sevdalısı. Yani Portekiz sevdalısı. Portekiz'in eski sevdalısı. Olabilir. Yani hiç gitmedim ama Portekiz'in güzel bir ülke olduğu. Aşikar diyorsun. Kereviziyle meşhur diye biliyorum. Meşhur kereviz. Portekiz kerevizi mi? O Portekiz olabilir. Evet, diğer Huşevliğin B. Gediklisi. Gedikli. Evet, Portekiz'in eski gediklisi Antonio Guterres. Yani başka? C. Yavuklusu. Yavuklu. Evet. Olabilir başka. Ve son Huşevni'nin D. Başbakanı. Yani üçü de farklı. Son başbakanı biraz saçma. Hotteres, Fotteres diye başbakan olmaz. Dinleyicilerimizin gösterdiklerine bakalım. Ronaldo'su diyen var. Belalısı diyen var. Peluş bebeği, köy ağası, Guti'si gibi ben söylenenler var. Ben A diyeceğim. Var. Efendim? A. A yani sevdalısı mı diyorsun? Evet. Portekiz'in eski sevdalısı Antonio Guterres. Evet. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olacak. Allah Allah. Peki son kararın mı? Son karar. Doğru. Anında doğru yapıştırdım. Zira doğru cevap Portekiz'in eski başbakanı olacaktı canım Cenk'im benim. Neyse, eskiymiş zaten. Maalesef yine bir soruyu daha bilemedin. Adamın eski olması seni başarılı yapmıyor. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. 8.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Power FM'desiniz. İhtiyar Pelikan figürüyle şu an dansımı noktalıyorum. İhtiyar Pelikan şöyle süzülerek konuyor. Ve sevgili stüdyomuzdaki aydınlanmanın sebebi çok saygıdeğer Cenk ablamızın stüdyomuza girmiş ve orayı doldurmuş olması. Ablam! Yavrum. Nasılsın benim canım ablam? Tamam, hırlama ablacığım, korkutuyorsun beni. İyiyim güzel kızım, ne yapalım? İşte fallarla uğraşıyoruz. Dolunay'dan dolayı diyorsun. Dolunay. Ablacığım nasıl gidiyor faldır küldürdür? Güzel, hepsi çok güzel gidiyor. Falo olan merak günden güne artıyor. Bir gün hepimiz fal mühendisi olacağız. Neydi yeni dükkanın adı? Falan filan mıydı? Falafel var. Falan filan vardı galiba falan en son. Falan filan var, faldır küldür var. Falocuğa zaten ilk göz ağrım. Evet. Çok güzel isimler bunlar ablacığım. Canım ablam benim, yine çok ünlü bir insandan, bir dünyaca ünlü bir sanatçıdan mektup almışsın. Tebrik Hangisi? Ediyorum. Hangisi? Asistanım dedi ablam diye şey gününüz ama. Beyoncé. Beyoncé ha. Tanıyor musun Beyoncé'nin oğlesi? Beyoncé falan diye onunla espriler yapardım. Evet canım ablacığım, şöyle demiş Beyoncé. Ablam nasılsın canım ablam bunu diye bağırmış. Bunu büyük harfle yazdığı için mi öyle? Evet tabii, büyük harfle evet. Yazdığı için öyle bağırdım ben de. Nasılsın benim güzel ablacığım? Ver İyiyim, o minimal ellerini kızım. Öpeyim demiş. Aa, minimal eller demiş sana ablacığım. Bu ellerine minimal dedi. Sanırım dalga geçiyor seninle canım ablam. Yani. Ablacığım hatırladın mı? Ben Beyoncé Knowles. Beyoncé evet. Hatta kahve falında karpuz gördüğüm ilk ünlüdür kendisi. Evet, Destiny's Child'ın dağılacağını ve benim onlardan çok daha ünlü olacağımı da ilk sen söylemiştin canım ablam. Seni seviyorum. Ben de seni demiş. Seviyorum güzel kızım. Ablacığım bu müzik falan tamam da ben 3-5 başka alanlara yatırım yapmak istiyorum. Hatırlarsan daha önce yine senin tavsiyene uymuş karpuzdan meyve suyu üreten bir firmaya yatırım yapmıştım. O battı. Şimdi ben falında karpuz görünce git karpuz meyvesi suyu yap demedim tabii ona. Yani karpuzdan yapılacak 50 bin tane başka şey var. Gitmiş karpuz suyu yapmış. Şimdi ama şöyle de demiştim ona, yani bu sonuçta güzelliktir falandır falan. Bunlar gelip geçici. Tezgahını kuracaksın, parayı yatıracaksın, oradan sana para akmaya devam edecek. Yoksa başka türlü batarsın. Ablacığım hatırlarsan bana güzelliğin gelip geçici olduğunu söylemiştin ama benim güzelliğim hala duruyor, bir türlü geçmiyor. Ne yapacağım canım ablam demiş. O tabii senin bakış açına göre güzel kızım.
Yani aynaya bakınca ne görüyorsun bilmiyorum ama. Neyse konuya geleyim canım ablam. Ben şimdi böyle bir 150 bin lira kadar, pardon 150 bin dolar kadar yatırım yapmak istiyorum. Tamam 265 milyon dolar servetim var ama yani çok da fazla harcamayayım diyorum. Yine batmayalım. Tabii yavaş git, sağdan git. Neye harcayacakmış kızımız? İşte nereye harcayayım canım ablam? Yani diyorum ki acaba bir böyle aplikasyon falan, fiş mekan mı yaptırsam? Tabii teknoloji. Teknoloji ileride hepimiz birer robot haline geleceğiz. Yani teknolojiye parayı yatır, sonra sırtına dön güzelce uyu. Yani böyle bir fikrim var ablacığım. Yani sanatçıların işte tişörtleridir, cartlarıdır, curtlarıdır. Bunlar benim yapacağım o aplikasyonda satılsın. Bu tarz ürünleri. O zaman şöyle konser bileti falan filan milletin rahatça alabileceği böyle bir aplikasyon yapsa güzel kızımız, ona katılsa. Senin fikirlerini bekliyorum canım ablam. Seni çok seviyorum. Hayranın Beyoncé. Tamam söyledim, o da duymuştur demiş, herhalde şu an. Duymuştur, dinliyordur bizi. Zaten bu programımız da çevrilip gönderilecek kendine. Sağ ol ablacığım. Merhabalar sevgili dinleyiciler. 8.17'yi gösteriyor saatlerimiz. Power FM'de Suffocated Press Haber Ajansı ile karşınızdayız. Cevval muhabirimiz Cenk haberlerimizi dünyanın dört bir yanından bizlere telefonuyla ulaştırıyor. Efendim merhaba Cenk'ciğim. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Ne yapalım ya, uğraşıyoruz, koşturmaca devam. Koşturmaca anlıyorum. Ha. Nerelerde koşturuyorsun? Kim Amerika'dayım biliyorsun? Ya bu işte 8 Kasım'da seçim biçim cercürt. Onunla işte ilgili PR'dır falandır filandır. Koşturacak şey çok tabii. Sen şimdi artık seçimlere kilitlendin. Başka iş yapmazsın bundan sonra. Kilitlendim. Bu enerji konferansı ne oldu? Ne yaptınız? Enerji konferansı işte 9'unda başlayacak. 10 Ekim gibi falan devam edecek. 11-12 derken 13'ünde bitecek. Ha. Ama bugünden itibaren yollar kapalı bu taşkışla falan tarafını. Senin söylediğin yerleri kapattık Cenk'ciğim. Ha. İyi kardeşim, tamam. Yani hallederiz merak. Sen gelecek misin şeye, konferanslara? Ben uğramaya çalışacağım ama uğra ya burada. Yani dün çünkü daha televizyonda bu başkan adayları şeyi vardı ya. Münazarası. Evet geçenlerde onlara vardı. Onlara şimdi yardımcı adayların da şey ettik, böyle sıradan gidiyoruz yani. Hayda, onlar da mı münazara yapıyorlar? Tabii reyting yani sonuçta. Hayret bir şey. Ne oldu, bunu kim kazandı? Bunu Trump'ın yardımcı adayı kazandı. 48'e 42. Aa ne oldu ya? Durum 1-1 mi oldu böyle olunca? Yani 1-1 diyemiyoruz. Bunlar sonuçta başkan yardımcı adayı. Yani bunları yarım say. Hani kıytırıklar diyorsun gibi düşün. Ha anladım. Peki Cenk'ciğim bu Clinton'ın yardımcısı da şey mi? Teyzemiz mi yoksa amcamız mı? Amcamız. Amcamız. Aa. O nasıl bu? Biraz daha sinirli. Öbürüne göre biraz fevri bu. Allah Allah. Öbürü tam pamuk. Hillary için mi diyorsun? Hayır, öbürü için diyorum. Ha şey, Trump'ın yardımcısı. Trump'ın yardımcısı ha. Pamuk dede. Demek ki pamukluk kazandırıyor. Bak gördün mü, adam pamuk olmasına rağmen kazanmış. Aferin. İşte yani değişiyor tabii. Ne yani. Peki bu seçimlerden önce sen şimdi başka organizasyondur, carttır, curttur falan hiç karışmayacak mısın bunlara? Yani ben karışmak istemiyorum ama illaki bir arayan oluyor. Abi gene çalıyor telefon. Dur kardeşim, ben sonra arayayım seni tekrar. Ya kardeşim bir şey daha soracaktım sana ama bu Beyoncé yatırım yapıyormuş falan sağa sola söyledi. Parasını çarçur etmesin diyecektim. Ya bilmiyorum, sen mi akıl verdin mi böyle bir şeye? Falımda çıktı falan diyormuş. Ha bilmiyorum, ben 150 bin dolar koy dedim. Yani bir aplike çok değil mi falan dedi. Ben dedim yo, normaldir falan diye aldım parayı yani. 3000 dolar aplike harcasak gerisi bizde. Tebrik ediyorum kardeşim. Tamam kardeşim. İşini biliyorsun. Hadi selamlar. Sağ ol. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Power FM'de saatlerimiz 8.38'i gösteriyor. Programımızın 10'inli köşelerinden bir tanesi olan sevgili İngiltere Gorgon'umuzu ağırladığımız bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bu İngiltere Gorgon'umuza Angel Duck da diyebilir miyiz? Yani melek ördek. Deneyebiliriz ama yine de pek gerek olduğunu düşünmüyoruz. Mümkün değil diyorsun. Peki kendisi bize bir haber, yine bir cümlelik bir İngilizce metni Türkçe'ye çevirmeye çalışmış. Bakalım doğru çevirmiş mi? Six words coined by Roald Dahl. Six words yani seks dünyaları. Ben de six words olarak çevirdim. Yani six altı awards. Kılıç. Altı kılıç veya altı ödül de olabilir. Six awards da ha. Evet. Six words coined by Roald Dahl. Coined deniyor. Yani bozuk para atmışlar. Evet. Bozuk para haline geldi o eski şeyler, kılıçlar. Roald Dahl'da katlanmış oyuncak bebek. Katlanmış değil, dürülmüş yani, dürüm haline getirilmiş. Dahl are added to Oxford English Dictionary to... Oxfording yani Oxfordlamak.
Oxford English Dictionary, Dictionary gibi bir şey demiş. Yani leash neyse onun sözlüğünden bahsediyor. Leash şeydir yani bu kan hemen böyle şey ya kötü büyücü. Leash bu yığın anlamında da olabilir. Bilmiyorum öyle bir şey de olabilir bakalım. English Dictionary to celebrate the British writer including which... Oradaki şeyi anladın mı oradaki cümülü Cenkçiyim şöyle diyor. The British writer to celebrate the British rider yani İngiliz şoförlerini şoförünü şey yapmış ünlü etmiş. Winona Ryder vardır. Ya da kutlamış da diyebiliriz. Bir şey olmasın. Winona Ryders. Including Witching Hour and Oompa Loompa. Evet. Sesi kısık zaten çok dördüzde duyamıyorum. Türkçesini ver bence kurtulalım gitsin. Ben gayet güzel duydum ve harika da çevirdiğimi düşünüyorum. Bakalım kendisi doğru çevirmiş mi? Oompa Loompa ve Witching Hour gibi Roald Dahl tarafından yaratılan 6 adet sözcük İngiliz yazar anısına Oxford İngilizce sözlüğüne eklendi. Yani yarısını burada... İngilizce bırakmış zaten ne o çeviri yaptım. Evet Witching Rider mıdır nedir bir de Oompa Loompa falan onları çevirmiş. Kılıçlar mılıçlar araba sürücüler falan hiçbirisi yoktu. Bu çeviride çeviriye yansımamış. İngilizce olanı ben daha iyi anladım. 8.44 oldu bile saatlerimiz Cenkçiğim. Hiç hayal etmemiştin değil mi bu saatlere ulaşacağımızı? Hiç düşünmemiştim yani 7.30 gibi burada uyur kalırız diye tahmin ediyordum. Gerçekten tahminlerinde seni bir kez daha yanıltmış olmak beni sevindiriyor. Sevince sağ ol. Boğuldun mu? Boğuldum. Cumartesi elektrik kesintisi vardı onu bir daha tekrar edelim de sonradan vay söylemediniz etmesiniz olmaz. Yani cumartesiye daha çok var o zamana kadar belki tahminler değişir modellerdeki değişikliğe tekrar bir bakarız. Olur mu canım bugün değil yarın değil öbür gün. Aha ne kadar az kalmış. Bu sevgili Wolverine Ağlar Beyler adlı filmle ilgili bir takım spekülasyonlar and the jump ve jurtlar var. Kendisi nedir onlar? Kendisi Wolverine oynayan Ebüce ben bir daha oynamam daha da Wolverine olmam şeklinde konuşmuştu. Artistliğe yatmıştı değil mi? Artistliğe yatmıştı ama demek ki başka bir şeyler olmuş ki. Oynarız canım ama farklı bir şekilde oynayacağım ha. Aynısını oynayacağımı sanmayın. Diye bizi sanmayın. Yemeye çalışıyor. Demiş. Aynı şeyi bu şey de yapmıştı. Crack David de yapmıştı. David, Daniel Crack yapmıştı. Pardon Daniel Crack, Daniel Crack miydi o? Bu amca demiş ki biraz daha Wolverine'in kötü tarafı ortaya çıkacak gibilerinden böyle çıtlatmalarda bulunmuş. Allah Allah. Evet. Yani Wolverine'in karanlık yüzünü bizlerle paylaşacak anladığım kadarıyla. Gibilerisinden Lara. Bu Kim Kardashian soyulmuştu ya geçen. Evet. O polisler kaçan soyguncuları güvenlik kameralarından şey yapmışlar, tespit etmişler. Yani buradan şunu anlıyoruz. Aa bu bizim kolera Jack. Bak yanında da bizim Jilet George var. Aa bu da sıtma Michael değil mi? Falan gibisinden evet, söylemlerde bulunmuş. Evet, Jack diye güvenlik kamerasından tespit edip yakalamışlar amcaları. Bu arada amcaların tamamının da hastalıklarla alakalı lakaplar taşıması da enteresan olmuş. Ama korkulu tabii. Bu Benedict Cumberbatch adlı dostumuz var. Bilmem tanır mısın? Benedict Cumberbatch. Bu sahne ismi mi? Sherlock oynayan değil mi bu? Evet sahne ismi değil. Kendi ismi direkt Benedict Cumberbatch. Sherlock Holmes'de oynayan tıfıl. Bunu stalk ediyorlarmış hayranları. Kim? Hayranları. Ve bu da bunlardan çok rahatsızım. Ne yapacağım ben? Allah kahretmesin. Bittim. Canım hepsi stalk etmiyordur herhalde. Hepsi stalk ediyor. Bir tanesi bile stalk etmemezlik etmiyor demiş. Geçen gün biri evdeki vazodan çıktı da mı demiş. Evet yani stalk etmek ne demek ki? Onu da bir açıklarsan canım Cenk'im benim. Yani işte böyle sen ne yapıyorsun? Mesela Instagram var. Ben oradan sinsice giriyorum bakıyorum bu ne yapıyor ne ediyor. Yani senin ne yaptığını ne ettiğini rönt adı altında. Bir tür sanal takip röntgen. Takip dünyası. Normal dünyada da olabilir. Normal dünyada da mı röntgen olabilir? Tabii ki. Anladım. Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.